Erdoğan'ın yarın ne açıklayacağına dair sizde bir bilgi var mı Onur Erim? Yok tabii ki. Niye adamın söylediğinden yola çıkayım. Yıllar evvel Ankara'da işte kafelerde sizler de bilirsiniz böyle bürokratlar, teknokratlar, siyasiler çok buluşurlar, konuşurlar. Böyle bir sürü dedikodu olur. O zamanlardan yine böyle bir kabine değişikliği konuşuluyordu. Başbakanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İşte herkes diyordu ki, bir de derler ya, meşhur bir laf vardır. Kabine Toto'lar başlamıştı. Orada bir çok tecrübeli bir ağabeyimiz de böyle ne olur ne biter deyince sorunca demişti ki, ya oğlum dedi, AK Parti'de ne olacağını dedi, bir Allah bilir bir Tayyip Bey bilir dedi. Allah'tan haber alamayacağımıza göre, Tayyip Bey de ketum olduğuna göre hiç dedi bunlarla uğraşma. Olunca görürsün. Yalnız ben şimdi hem muhalefette, daha doğrusu hem Sayın Kılıçdaroğlu'nda hem de AK Parti tarafında Sayın Erdoğan'da şöyle bir şey fark ediyorum iki gündür. Sürpriz, önden bir gün önceden bir heyecan yükseltmek için bu akşam önemli bir şey açıklayacağım, yarın önemli bir şey açıklayacağız cümlesi bu bir ön spot. Bu anekdotu da bilerek anlattım. Şöyle ki, yarın olmayabilir ama şöyle bir duyum filana dayalı değil bu. Ama şöyle bir şey, iki şey var. Bir, Sayın Erdoğan'ın ben çok fazla, buradaki üstadlar daha iyi hatırlar, böyle hani beni şu gün şu saatte bekleyin bir şey açıklayacağım dediği çok, yani fazla değildir siyasi hayatında. Bir doğal gaz meselesi var, onun dışında bu iki. Ama burada da tabii Sayın Erdoğan açıklamadı, Ömer Bey açıkladı. Ben yarınki açıklamanın sadece başlangıç olacağını düşünüyorum. Genelde şöyle bir hissiyat var. Hissiyat bu sadece. Sayın Erdoğan'ın seçim çalışmalarına başladım dedi. Sahaya indim dedi. Belki partide, belki kabinede, belki tamamında ve aynı zamanda politikalar konusunda ki benim en büyük düşüncem, ki ben bunu bayağıdır söylüyorum. Bence Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir takım değişiklikleri de kapsayan bir yola çıkıyor diye düşünüyorum. Bunların hepsini yarın açıklayacak demiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönük eleştirilere dönük de bir takım adımlar atabilirler ki. Bence bunun baştan, bakın yarın bunlar açıklanır demiyorum. Fakat yarından itibaren partide dahil olabilir buna. Buna bakanlar kurulu da dahil olabilir. Yani bir takım bir vites yükseltme, bir yani artık hakikaten seçim sathına girme. Çünkü sonuçta seçim sathında vatandaş elle tutulur, gözle görülür ve hissedilebilir değişiklikler görmek isteyecek. Bunu da eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı hani mevcut bir düzenle değil de daha değiştirerek, daha belki bir yeni bir ivme kazandırarak yapmayı düşünüyorsa, bu yarının başlangıcı olacak diye ben bugün 3-4 tane yani Türkiye'nin değişik yerlerinden şeylerinde, sezilerine güvendiğim insanla konuşum. Böyle bir beklenti var ama bu beklenti. Bu bir sezi, yani bir bilgiye dayalı bir şey değil. Kulis değil. Yani yarın göreceğiz. Yarın göreceğiz. İbrahim